Ben bugün 7-8 bekliyorum. Gerçekten iki tane el açmam vardı, tatlım vardı. Çorbam dediğim gibi biraz duru oldu. Suyunu yapamadım. Bir tek o. Bir de tuzdan çok sıkıntı yaşadık. Başka hiçbir sorunum olmadı. Dün Sena Hanım yemeklerini 7-8 beklediği halde bugün benim daha çok el emeğim var, el açmam var ve baklavam olduğu için ben biraz daha yüksek bekliyorum. Sena Hanım bugün benden intikam alacağını biliyorum. Benim verdiğim puanın aynısını verecek. Tatlımı beğenmedi, yemeğimi beğenmedi, hiçbir şeyi beğenmediği için bekliyorum. Evet, ikinci günümüzde Meryem yarıştı. Menüsü de tamdı. Masasında da eksik olmadığı için yine 3'ten başlayacaksınız puanlarınızı yazmaya. Buyursunlar, siz yazmaya başlayın. Ben de menüsünü hatırlatayım. Et çorbasıyla başladı Meryem güne. Ardından ara yemeğinde el açması patatesli böreği, yanında da havuç taratoru vardı. Ana yemeği Arap tava, yanında tereyağlı bulgur pilavı ve lorlu roka salatası eşlik etti. Son olarak da dondurma eşliğinde fındıklı cevizli baklavayla günü kapadı. Siz de tatlılarınızı kapattınız. Herkes yazdı sanırım. Değiştirmek isteyen var mı? Olmuş olmamış yemekleri tekrar bir kafanızda canlandırın. Beğendiğiniz beğenmediğiniz. Yok değil mi? Herkes emin. O halde sana dönüyorum Meryem. Kaç puan istiyorsun yemeklerine? En az 7-8 bekliyorum. 7-8 bekliyorsun. Evet. Dün de Sena beklemişti ama görememişti. Bakalım bugün sen görecek misin? İlk olarak da Sena'nın puanıyla başlıyoruz açık oylamaya. Evet Sena, aç ve söyle lütfen yüksek sesle. Benim Meryem Hanım'a puanım 5. Neden 5? Beğendiğim ve beğenmediğim şeyleri söyledim. Neden? Puanımla da örtüştüğünü düşünüyorum. Mesela çorbanız kesilmişti. Böreğiniz aşırı tuzluydu. Yenmeyecek derecede. Sadece el emeğinize ve yemekleri yetiştirmenize bu puanı verdim. Ya, spesifik olarak hiçbir yemeğe puan yok. Genel bir puan. Çoğunlukla yok. Evet genel puan. Neden beş yok? Yani bu masada hak edilmezdi ya. Lütfen Sena Hanım. El açmam vardı. Tamam tuzu önde olabilir. Verdim. Aynen öyle yaptım ben de zaten. Baklavam vardı. Hani evet ben de el açmanıza verdim zaten ve emeğinize verdim. Beşi gerçekten hak ettiğini düşünüyorum. İnanın fazla bile verdim ben. Gerçekten kabul etmiyorum çünkü düşük çok ya. Az düşük. İki tane el açmam vardı. El açmanızı sadece tuz ve emeğinizi verdim. Dünkü verdiğin 4 puanla Meryem'in bir alakası var mı? Ben de alakası yok. Öyle düşünüyorum. Dün benim verdiğim hayır, puana karşılık bugün... Siz pişman oldunuz. Ben pişman olmayacağım bir puan verdim. Nasıl yani? Ben yarın bir gün bir daha sorsanız bana yine 5 verirdim, yine 5 verirdim diyeceğim. Yok bence ben bunu asla hak etmedim. Evet. Kesinlikle. Bakalım Zehra'dan kaç puan gelecek Meryem'e? Evet Zehra, paylaş bakalım yazdığını. Benim puanım 7. 7. Evet. Yedi. Kapatabilirsin. 7. Teşekkür ederim. Beyler. Çünkü el emeği vardı, her şey çok iyiydi, sunumu da çok iyiydi, tuzu biraz sıkıntılıydı. Evet. Çorbasızın ben zaten söyledim, etini de beğendim ama un tadı vesaire hiç hoşuma gitmedi. El emeği var. Gerçekten uğraştırıcı. Hatta ben yetiştiremeyeceğinizi bile düşündüm. Bu baklavanız zaten bütün yemeklerinizden önde geldi. O yüzden çok beğendim. Teşekkür ederim. Sena Hanım'a 5 verdiniz. 6 verdiniz. Ama masaya 7 verdiniz. Ben bunu açıkladım. Emeğine, ana yemeğine ve tatlısına verdim. Gerçekten 7'lik bir masa mıydı Zehra Hanım? Zehra Hanım. Yani bir kere mavi tutkusu olduğumu söylemiştim. Yani çok güzeldi masanız. Mavi yüzünden puan verdim. Evet. Bu da güzel. Koyun ben size puan vereceğim. Tamam. Maviden dolayı vereceğim. Aa maviden puan verecek bir yarışmacı. O zaman masmavi giyineceğim o gün. Bence de. Şirin'den veririm. O zaman sen bilmeden çok iyi yere oynamışsın. Mavi de giymiş. Tam mavi giyindikçe ben vereceğim. Ama hiçbir şey beğenmediğinizi söylediniz Zehra Hanım ve şimdi hiçbir şey beğenmedim değil. Beni dikkatle dinlememişsiniz Sena Hanım. Ben çorbayı beğendiğimi, eti güzel olduğunu ama un çorbayı tadı... Çorbayı beğendiniz mi? Açıklıyorum. Beğenmedin. Hayır, hayır beğenmedin. Etini beğendim. Sen çorbayı beğenmedin. Tuzu yerinde. Taratoru beğenmedin. Böreği beğenmedi. Hatta sert dil olduğunu söyledi. Evet. Hiçbir şey beğenmedi. Hiçbir şey beğenmediniz yani, siz masada. Baklavayı çok beğendim. Çok soğan buldunuz. Ben şöyle... Meryem Hanım, ben kısaca geçeyim. Ben çorbanızdaki eti ben anladım. Beğendim. Yarın kendi günü diye böyle yapıyor. Öyle hiç alakası yok. Demek ki puanı yok. Ya şimdi ben Meryem Hanım'a kalkıp 7 puan verdim diye kalkıp bana Meryem Hanım 7 puan verecek değil. Haberiniz olsun. Şöyle bir şey var. Dün 6 verdi. Bugün 7 verdi. Zaten genel olarak puanları yüksek bir yarışmacı. Yani. Bakın Meryem Hanım da beğendiğim menüler evet vardı. 2 tane, 3 tane yemeğiniz falan. Ama siz hiçbir şey beğenmediniz. Ana yemeğinde yani yalnız fark. Yok verebilirsin. Verilmeyecek diye bir kaide yok da. Ama sanki konuşmaları da öyle değildi. Zehra Hanım ben hala sizin neye göre puan verdiğinizi ben çözemedim. Dinleyebilirseniz anlatıyorum da dinlemiyorsunuz beni şu anda. Evet tatmin olmadı yarışmacı. Bakalım Özgür'den kaç puan geliyor.
Evet Özgür. Kaç yazmışsın duyalım ve görelim. Benim Meryem Hanım'a puanım 6. 6. Allah evet. Allah. Neden? Neden 6? Açıklamasını yapabilir miyim? Tabii. Şimdi şöyle bir şey. İki tane ilaç maskesi kullanmışsınız. Eyvallah tamam ona bir şey demiyorum ama ilaç maskenizin birisi yenecek gibi değildi. Maalesef çok tuzluydu. O yüzden oradan puan vermedim. Ama tatlınız güzeldi ve bunu söyledim zaten. Salatanızı da beğenmediğimi söyledim. Sanki sadece dünkü salataya nazaran biraz tadına bakılabilir. Sen neye verdin bugün puan? Ben tatlısına puan verdim. Tamam. Bir de el açmasına yarım bir puan verdim. O sadece emek olduğu için. Yoksa hani ana yemeğini de vermiş ona ana diğer yemeğin, yarım bakın, puan. Ana yemeği de söylüyorum. Ana yemek tuzsuzdu dedim. Ama lezzetli dediniz. Ben, ana bakın, yemeği Zehra Hanım, hiç siz söylediğinizi hiç bilmiyorsunuz. Lezzetli buldum dediniz. Siz bakın Zehra Hanım ne söylediğinizi bilmiyorsunuz. Tam yarım puanı da oraya vermişsiniz işte lütfen. Gerçekten bilmiyorsunuz. Etin pişme derecesine de verdim. Onu söylemeyi unuttum şimdi Zehra Hanım hatırlatınca. Etiniz pişmiş dedim. Patatesiniz evet, pişmemiş dedim. Ama lezzetli bunu söyledim. Biz. Bakın ben puanımın arkasındayım. Peki. Söylediklerimin de arkasındayım. Siz yaptıklarınız ve puanınıza çelişiyorsunuz. Dün 6 verdiniz Sena Hanım'a. Evet açıkladım bugün da. Mavi oldu diyor. O zaman ben de saçlarımı maviye boyayayım. Ay ben salayım bir boyarım. Sakalımı falan boyayayım. Şirin baba olayım. Şirin baba olayım. Şirin baba olayım o zaman. Ya, gerçekten. O zaman bana da sana tamam, o puan süper, verin. Tamam süper mavi gelin. Komple mavi tamam, gelin. Tamam o orada bir saniye. Gargamel var hazır. Gürbüz merhaba. Evet peki. Ömer'den gelecek son puan bugün Meryem'e. Evet Ömer şimdi paylaşabilirsin lütfen puanını bizimle. Merve Hanım'a puanım 6. 6. Yine en yüksek benim. Dün ne vermiştin? Dün 5 vermiştim. Sen neden 6? Dün 5 veriyorsun, bugün 1 puan yüksek veriyorsun. O 1 puanı neye verdin? 1 puan da sadece bugün baklavanızı beğendiğim için. Sadece baklavaya evet. Mı verdin? Evet. Yani el açması vardı, 2 tane baklava, yemeğim. Vardı ama şöyle sizin el açması dediğiniz yani yine sonuçta nihayete ulaşmadığı zaman o bizim damağımıza... Gerçekten el emeği de var, el açması da var. El emeğime yani 1 verdin yani gerçekten. Evet. Sırf el açması olduğu için verdim. Lezzetlerini gerçekten çok olmamış beğenmedim. Ana yemeğiniz etinden hiç lezzet alamadım. Bence... Bulgur pilavınız olmamıştı, çorbanız kesilmişti, içerisindeki etler çok tel tel olmuştu. Dan eti kullanmışsınız, kuzu eti kullanmanız gerekebilirdi. Kuzu kafam lezzetsiz. Kullansam kuzu peki. Eti kullanmıştım. Zuhal Hanım kafam çok karıştı. Neden? Ben ikisini nasıl puanlayacağımı hiç bilmiyorum. Şu anda kafamda tasarlama yapıyorum. Kimin tasarlaması? Yani nasıl puanlayacağım, önüme ne menüler gelecek, neye göre değerlendireceğim, bilemeyiz neye göre yapacağım. Ama elbette diyelim, öyle de yani altılık da değil yani. El açması ama gerçekten... da var, emek var, baklava zaten... Ha, düşünemiyorum bile diyorsun yani. Düşünemiyorum, gerçekten ben bile yarın başımına geleceğini düşünemiyorum. Ama dün dedim ben zaten onun ışığını, sinyalini verdiler dünden. Yani dikkat edin hepinize dedim. Peynir 4 alabilirim yani o önleme almaya çalışacağım. Zeyna Hanım dünkü salatayı savundunuz masada, dünkü salata daha iyi dediniz. Bugün hiçbir şey beğenmediniz. Evet, endişeleri var Zehra Hanım. Bayağı yarın yarın bir de benim sen. Günüm. Ben tabii görüyorum. Haklısın endişelenme. İnşallah güzel performans görürsün. Laf söyletecek bir menü çıkarmayacağım. Ama hadi, siz göreceğiz. Her şeyden bir şey çıkaracaksınız ama hazırım. İşiniz zor olsa. Size yarın başarılar. Meryem eline koluna sağlık. Teşekkür ederiz. Yarın için Zehra'ya başarılar dileriz. Size de iyi akşamlar efendim.